AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balcı, yardıma muhtaç, kanser hastası ve 3 çocuğu olan kocası tarafından da evden atılan bir bayana yardım elini uzattı. Balcı, tüm kurum kuruluşların parti gözetmeksizin bu tür yardıma muhtaç ailelere yardım elinin uzatılması gerektiğini ifade etti. AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balcı, yardıma muhtaç olan kocası tarafından evden atılan kanser hastası 3 çocuk annesine yardım elini uzattı. Balcı, zor durumda kalan ve dayağa maruz kalan kadınların çocukları ile birlikte sokağa atılmasına göz yummayacaklarını ve tüm kurum ve kuruluşlar tarafından parti gözetmeksizin ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmesinin gerektiğini belirtti. Bugünkü bizim İnegöl'de birçok olaylarla karşılaşıyoruz. Biz hanım olarak, hanım kolları olarak birçok çeşitli mağdur durumda veya da eşlerinden terk edilmiş, şiddete uğramış birçok aile başvuruyor. Tabii ki biz bu konuya çok üzülüyoruz. Bir bayan olarak da, insan olarak da bu davranışları hiçbir insana yakıştıramıyoruz. Yani ne şiddete uğrayanı ne de bu şiddeti uygulayan kişiye yakışmayan bir şey. Biz kadın olarak da bu tür konularda çok üzülüyoruz. Ama bize gelen ve bizden bir imkan veya da kendisine yardım amaçlı gelip başvuru yapıyorlar. Ama tabii ki biz herkese, her olana yapmamız mümkün değil ama acil veya da çaresiz olan kişilere mümkün olduğu kadar gelen kişileri geri çevirmeden bu insanlara yardım ediyoruz. Yardım ederken bu ekip işi AK Parti Kadın Kolları olarak bizim başvuru olan arkadaşlarımıza, ekibimize, mahalle temsilcimiz olsun, AK Parti Kadın Kolları olsun, anında hemen toparlayıp o aileye yardım acilen götürüyoruz. Yerinde tespit yapıyoruz tabii. O mağduriyeti iyi bir şekilde değerlendirerek, yani durumunu iyi bilerek bu şekilde yardımlarımız sürüyor. Ama bu demek değildir ki her bu şekilde şiddete uğrayan, dışarıya atılan bir insanı tabii ki biz kadın kolları olarak nereye kadar götürebiliriz? Ama ben şunu istiyorum ki burada herkesin bu konuya eğilmesi ve bunun ne olur bu insanlara bunu yapmasınlar. Yani çocuklara hele asla, yani bir çocuğa kıyamazsınız bu kış gününde dışarıya atmayı veya da bir hasta insanı dışarıya atmayı. O kadar çok mağdur insanlarla biz karşılaşıyoruz ki benim şunu rica ediyorum, her kim olursa olsun, ne görüşü olursa olsun biz bu insanlara sahip çıkalım. Ve bu insanların dışarıda olmasını, kadınların mağdur olmasını kesinlikle biz iyi davranarak güzel şeyler yapmaya başlayalım. Yani kim olursa olsun yeter ki bu konuda iyi yardım edebilecek, onlara kucak açacak veya da onları yönlendirecek. Burada kaymakamlığımız var, belediyemiz var. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar, insanlara yardım yapıyorlar ama bu yardımlar oluyor diye de insanların sürekli bu halde hani kolay çıkış gibi de görmesinler. Geçim zor ama bazı şeyleri zorlayarak bazen de çok mağdur kalmadan da biz de onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Peki bugün yaptığınız yardımlar nereye yönelikti? Bugünkü yaptığımız yardım aile şiddete uğramış, kendisi kanser hastası ve 3 çocuğuyla dışarı atılmış bir aile. Ve bunun kendisi ev bulmuştu. Biz evine gittiğimizde hiçbir şey yoktu. Yani acilen gittik. Evde boş, hiçbir şey yok. Ve biz acilen o akşam yatak, yorgan, yiyecek götürdük. Daha sonra arkadaşımız AK Parti Hanım Kolları olarak, ekip olarak bir çalışma yaptık. 2 gün içinde koltuğu, halısı, aygazı, mutfak eşyası, gıdası, her şeyle toparladık. Bugün inşallah onları da götürüp yerine teslim edeceğiz. Biz tabii ki çaresiz olan insana bu kadar yardım yapabiliyoruz. İnşallah sonrasında yine tabii elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Ama şunu istiyorum ki kadınlar bu durumlara düşmesin. Asla, yani bir annenin veya o çocukların kış gününde böyle sokakta kalması, aç sefil kalmasını bilmiyorum. Yani bir insan olarak bunu düşünemiyorum. Şiddet en kötü şey. Biz toplum olarak ne kadar eğitimci, ne kadar da bilinçli desek de maalesef bunlar oluyor. Ama bunları neyle azaltabiliriz? Dostlukla, arkadaşlıkla
verilecek eğitimle, bu sadece çocuklara verilmek eğitim değil, aslında büyüklerin çok ihtiyacı var buna. Çünkü bilinçli bir anne baba asla çocuğunu dışarı bırakmaz. Ama biz bunları eğitmemiz gerekiyor. İnsan olarak da yardımlarımızı yapmamız gerekiyor. Ve buradan AK Parti hanım kollarına ve mahalle temsilcilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim her yaptığımız, her şeyi biz ekip olarak yapıyoruz. Ve kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Yardımlar için, destekleri için. Bu bir ekip işi. İnşallah bundan sonra da yapacağımız işlerde yine hep beraber yapacağız.